Daha dün yanında kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yabancısın sen? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Acun abi, ben bir türkü okusam olur mu? Ne istiyorsan buyur. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hepinize. Herkese iyi yıllar diliyorum. Sağ olun, var olun. Ağzına sağlık. Her hafta teşekkür ediyoruz. Şuraya gelen işte arkadaşlarımız, finalistler ve şampiyonlar. Gerçekten inanılmaz duygulandım. Çok güzel şeyler yaptık bunca seneler boyunca. Ama esas ödül bu arkadaşlarımız burada görmek. Ne kadar şanslıyız onu hissettim. Gerçekten evet, duygulandım aynen. Bir yandan. Evet, ben kesinlikle. Bu vesileyle sana da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye böyle bir yarışma kazandırdın. Evet. Çok önemli bir şey yani. Yani şöyle bir şey düşünüyorum ben de. Bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz bize o kadar katkıda bulundular ki. Evet. Yani her biri bir sezonu domine ettiler. Seyircimizin ilgisini çektiler. Şu anda seyrettiğim görüntü benim için de bir gurur kaynağı ama hani onları da bu kadar özlememeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi yarın itibariyle mutlaka şampiyonlarımız, iz bırakan yarışmacılarımız hatırlanmalı, unutturulmamalı diye düşünüyorum. O yüzden bu sezon bir şey yapalım mutlaka. Ne yapacağımızı bulacağım ben. Ama eski yarışmacılarımızla böyle bir beraberlik istiyorum. Bu şarkıları dinledikçe de insan tüyleri diken diken oluyor. İyi hem geçmişe var. Gidiyoruz, hem mutlu oluyoruz. Bunu mutlaka yapacağım. Seda'yla hani geçen sene geldik ama şimdi izlerken biz de onu konuşuyorduk hadiseyle. Ne kadar hak ederek kazanmışlar ya. Ya böyle bir sesle, bu sesle olabilir mi? İnanılmaz şöyle düşünün, yani. Hepsinin finalde de bir rakibi vardı. Evet.
Böyle bizde 50-50'lerdi. Yani hepsinin bir de rakibi vardı. Yani o ikinci olanlar da o kadar değerli ki bizim için. O finalistlerin hepsi değerli. Bravo. Mutlaka bir şey yapmamız lazım. Bravo. Yani bu yarışmanın öyle bir misyonu var. Eski yarışmacılarımızı unutmamalıyız. Hatırlatmalıyız. Onların bir şekilde göz önünde olmasını sağlamalıyız. Ben öyle bir görevi şu an üstüme alıyorum. İnşallah bunu da ayarlayacağım yani. Bravo Cun. Arkadaşlar evet, artık yeni yıla girdik, 2020'nin içerisindeyiz. Güzel bir grupla, güzel bir toplulukla çok güzel bir şekilde yeni yıla başlamış durumdayız. Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Jürimize teşekkür ediyoruz. Tarık hocamıza, orkestramıza teşekkür ediyoruz. Ses koçlarımıza teşekkür ediyoruz. 2020'nin herkese mutluluk ve sağlık getirmesini diliyoruz. Ve O Ses Türkiye'den bu akşamlık bu kadar. Yeni yıl programı olarak konuşuyorum. Bir yıl sonra görüşene kadar hoşça kalın.